Emily Dickinson, 1830-1886, eşsiz ve yenilikçi yazı tarzıyla tanınan Amerikalı bir şairdi. Amherst, Massachusetts'e doğdu ve hayatının çoğunu inzivada geçirdi, nadiren ailesinin evinden ayrıldı. Münzevi yaşam tarzına rağmen, Dickinson'ın şiiri doğa, aşk, ölüm, ölümsüzlük ve insan ruhu gibi temaların derin ve derin bir araştırmasını yansıtıyor. Yaşamı boyunca Emily Dickinson bir şair olarak yaygın olarak tanınmadı. Şiirlerinden sadece birkaçı anonim olarak yayınlandı ve çalışmalarının çoğu ölümünden sonra yayınlanmadan kaldı. Emily'nin ölümünden sonra geniş şiir koleksiyonunu keşfeden küçük kız kardeşi Lavinia Dickinson'du. Şiirlerinin ilk koleksiyonu olan Emily Dickinson'ın şiirleri 1890'da yayınlandı. Dickinson'ın yazı stili, kısalığı, tire kullanımı ve iç düşüncelerini ve duygularını yansıttığına inanılan alışılmadık noktalama işaretleriyle karakterizedir. Şiirleri genellikle insan deneyiminin karmaşıklığını ve varoluşun gizemlerini araştırır ve onu Amerikan edebiyatındaki en ünlü şairlerden biri yapar. Emily Dickinson'ın en ünlü şiirlerinden bazıları şunlardır. Çünkü ölüm için duramadım. Yaşam yolculuğu ve ölümün varoluşun doğal bir parçası olarak kabul edilmesi hakkında yansıtıcı bir şiir. Umut tüyleri olan şeydir, umudu zorlu zamanlarda bizi ayakta tutan bir kuşla karşılaştıran metaforik bir şiir. Ben hiç kimseyim. Sen kimsin? Bireyselliğin ve mahremiyet arzusunun eğlenceli ve esprili bir keşfi. Öldüğümde bir sinek vızıltısı duydum. Ölüm anı ve ardından gelen durgunluk üzerine bir tefekkür. Bir kuş yürüyüşten aşağı indi, bir kuşun insan dünyasıyla karşılaşmasını gözlemleyen bir doğa şiiri. Emily Dickinson'ın çalışmaları o zamandan beri oldukça etkili hale geldi ve dünya çapında şairlere, yazarlara ve okuyuculara ilham vermeye devam ediyor. Şiirleri, derinlikleri, güzellikleri ve insan duygularını keşfetmeleri nedeniyle kutlanır ve genellikle Amerikan edebiyatındaki en büyük şairlerden biri olarak kabul edilir.